Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Banyolu Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Ziyaretçiler İmam Musa El-Kazım'ın aleyhisselam şehadeti yıl dönümü anısına El-Kazımiye'ye doğru yolculuklarına devam ediyor. Devlet yönetimi koalisyonu ülkedeki tehlikeli olaylarla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla acil bir toplantı düzenledi. Başbakan Muhammed Şia Sudani Bağdat'taki El Hüseyin Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti. Kerbala İl Meclis seçimlerinde seçildikten sonra meclisin gerçekleştirdiği ilk oturumda Vali Nasif Casim El Atabi'nin görev süresinin uzatılması yönünde oy kullandı. Selahattin İl Meclisi'nde başkan olarak Adil Abdüsselam'ı seçme yönünde oy kullandı. Siyonist işgal güçleri evlere baskınlar ve aramalar yaparak aralarında esaret altındaki gençlerin de bulunduğu bir grup kişiyi tutukladı. Ziyaretçiler İmam Musa El-Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümü anısına El-Kazimiye'ye doğru yolculuklarına devam ediyor. Arafiye Haber kanalı muhabiri ziyaretin sorunsuz ve kapsamlı bir güvenlik ve hizmet planı çerçevesinde ilerlediğini belirterek ziyaretçilerin Irak içinden ve dışından geldiğine dikkat çekti. Devlet yönetimi koalisyonu ülkedeki tehlikeli olaylarla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin daveti üzerine ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit'in huzurunda acil bir toplantı düzenledi. Koalisyon Haşit-i Şabi güçlerinin mevzilerini hedef alan Amerikan saldırganlığını güçlü bir şekilde kınadığını ifade ederek bunun Irak'ın egemenlik ve güvenliğinin ihlali anlamına gelen resmi bir Irak güvenlik kurumuna yönelik ciddi bir saldırı olduğunu belirtti. Başbakan Muhammed Şia Sudani Bağdat'taki El Hüseyin Askeri Hastanesi'ni ziyaret ederek Amerika'nın Akaşat ve El-Kaim bölgelerine yönelik son saldırısında hem sivil hem de askeri personelden oluşan yaralıları ziyaret etti. Başbakan yaralıların tedavilerini tam olarak yapılması ve tedavilerin sağlanması yönünde talimat vererek acil şifalar diledi. Dün sabah son Amerikan saldırısının şehitleri için Bağdat'ın doğusundaki Frisin Caddesi bölgesindeki Haşit-i Şabi Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü binasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaşla dini ve siyasi şahsiyetler katıldı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Muhsin El-Mendelavi de ülkenin batısındaki Akaşat bölgesinde güvenlik ve sivil güçlere yönelik Amerikan saldırısının gerçekleştirdiği yeri ziyaret etti. El-Mendelavi'yi ziyaret sırasında onlarca şehit ve sivillerin yanı sıra güvenlik görevlerinde yaralanmasına yol açan İran suçun etkileri hakkında bilgi verildi. Hükümetin diplomatik prosedürlerinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon ülkelerinin tavsiye niteliğindeki askeri varlığı konusunda mutabakata varmak için ortak askeri komite arasındaki müzakere masasına dönmenin gerekliliğini vurguladı. Avrupa Birliği, Kanada, Brezilya ve Avustralya'nın büyükelçileriyle yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanı, Irak'ın muhalifler arasında mesaj göndermek ve güç göstermek için tasarlanmış bir yer olmadığını vurgulayarak Irak topraklarının bir savaş alanı haline getirmeyi reddettiğini vurguladı. Hizmetler dosyasında sevgili seyirciler, hükümet programının uygulanmasında Başbakan, projelerin ilerleyişini ve ekibin projelerinin mali durumunu tartışmak üzere hizmet ve mühendislik çalışmaları ekibinin bir toplantısına başkanlık etti.
Başbakan elektrik enerjisi alanında devam eden çalışmalara hizmet ve mühendislik ekibinin desteğine ve önümüzdeki yaz için gerekli hazırlıklara değinerek elektrik arzının daha doğrusu devamı için gerekli acil durum planının geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Kerbela İl Meclisi seçimlerinde seçildikten sonra meclisin gerçekleştirdiği ilk oturumda Vali Nasif Casım El Hatabi'nin görev süresinin uzatılması yönünde oy kullandı. Oylamanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerbela İl Meclisi üyelerinin tek bir siyasi atmosfer ve çerçeve içerisinde çalışacağını söyleyen El Hatabi, Kerbela İl'in federal hükümetle işbirliği içinde daha fazla yeniden yapılandırmayla başarı öyküsünü tamamlayacağını belirtti. Salat İl Meclisi de başkan olarak Adil Abdüsselam'ı seçme yönünde oy kullandı. Meclis ilk oturumunda başkan yardımcılığına Muhammed Hasan Atiye'yi, vali olarak da Ahmet Ecuburi'yi seçti. Vali yardımcısı ise Eymen Şükür Mahmut'u seçti. Siyonist işgal güçleri evlere baskınlar ve aramalar yaparak aralarında esaret altındaki gençlerin de bulunduğu bir grup kişiyi tutukladı. Medya kaynakları tutuklamaların El Halil'in kuzeyindeki Dahal Hul kasabası Ramallah ve El Bira ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde gerçekleştirdiği ayrıca Turkaram ve El Bira kentindeki tutuklama kampanyası da gerçekleştirdiğini doğruladı. Yolsuzlukla mücadele dosyası hükümetin içerisinde yer alan ilgili makamlar tarafından önemli yer almaktadır. Yolsuzlukla mücadele dosyası hükümetin içerisinde yer alan ilgili makamlar tarafından önemli yer almaktadır. İlgili makamlar yolsuzlukla mücadele kapsamında yer alan ve uluslararası çerçevede gereken adımlar atmaya devam ediyor. Bu hususta Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Türkiye ile yeni bir anlaşma yapmak için adım atmaktadır. Bu adımın amacı Türkiye'de isimleri yolsuzlukla karışan isimleri teslim etmek ve kaçırılan paraları geri döndürmektir. البرنامج الحكومي وهيئه النزاهه ل 2022-2024 هناك عمل 2022-2024 yıllarına özel hükümet programında ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından atılan adımlar sonuçlar verdi. Bu adımlar arasında ister Irak içerisinde, ister uluslararası çerçevede, Avrupa veya Türkiye devletinde de yolsuzluğa karışan isimlerine yönelik icraatlar yapılmaktadır. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu tarafından atılan adımlarının yanında ülke yerinde devlet mülkelerine el koyanlara karşı mücadeleye devam ediyor. Atılan bu adımlar sayesinde iyi sonuçlar elde edildi. استطاعت هيئه النزاهه من استرداد اموال كثيره ولا سيما بملاحقات مهمه. Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin hükümet programı doğrultusunda yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından önemli adımlar atıldı ve bu adımların sayesinde çok sayıda kişilerin tutuklandığı ve çok miktarda paraların geri dönmesine yardımcı olundu. Hükümetin programında yolsuzlukla mücadele dosyası en önemli bir yere sahiptir. Bu dosyada çalışanların sayesinde çok sayıda suçlu tutuklandı ve paralara el konuldu. Telafi ilçesi kaymakamı Halil Buhsin Abbaş jeneratörlerin çalıştırma saatleriyle ilgili açıklamada bulundu. Talafer Kaymakamiyası'nda Elektrik Jeneratör Komite Sorumlusu ilçede jeneratör çalışma saatlerinden ve fiyatlarından ve ona göre yanlışlık cezalarından konuştu. Biz kel ücret muvallidat Talafer'da bu tesire bizden soruyla ne şekil hesaplıyız bu tesiri? Bu tesiri biz Musul'dan alıyoruz. Musul bize veriyor muadele, muadele de vurruğuzun saat çıkar, saat dinar çıkar. Mesela 40 dinar fi saat teşgil zaiden ucur teklife biz silahı. Uçuna özü veri, devle veri özlerine 1600. Bu 1600'de kaymakamın, Seyyid'in kaymakamın salahiyası var içinde. Sözün 1600'den az iler ise 1600 verir. Bu keyfinedir. Muhalletlerin istirahası, işletmeği bu cedveldi. Her müddede bir cedvel olur. Bazı kez gelir saat teşgil mesela 9'dan işletmek olur. Saat 12 geceye kim? Bu giden aylar 7'den işlediydik, saat 1 geceye kim? İstirahatı içinde, muvalidette
her 3 saatte 1 saat istirahatı fi halet vatani olmazsa, karubal vatani olmazsa. Ama vatani olsa istiraha yoktu. 3 saatte 1 saat alırsa istiraha olmazsa vatani. Bu egletmeği, işletmeği muhalif olduğu için müvalidatçı 10 dakika, 5 dakika, çeyrek saat bunun tehtiri yoktu. Ama nice çok oldu bunun işkeleti, bunun şekvası bu emnil vatani de olur. Bir müvalidatçı ekrandı, 1 saat, 2 saat her gün kararadı bunu. Bunu şekviler emnil vatani de, emnil iktisadi de. Onlar icraatını alır, muhalefeti yollarla yanımıza. Biz de özün rafaylarız, av özün garrımlarız. Lücnetin müvalidat 5 katı muvazzatı, talafara kamil. Her katıta 2 adamdı. Tabii bunlar çıkaruğa zaman imma ayın 25'inde çıksak, bir de o ayın 25'inde lazım çıkak. Yani ayı kesmesin o tayı, bir ay 30 gün olsun. Bu katılara çıkar billerince emril vatani mütabaileler, uğunur billerince. Allah saat teşgil getirilir özünü yanımıza. Yanımıza gelinen soyunun müvellidatın biz lücnel merkeziye haberlarız, bize diyoruz tesire çıktıysa yok. Diyelim tesire çıktı, burada mesela 35 dinar. Nece çıktı bu 35 dinar? Biz artık muadelemiz var. Vururuz saate, saat teşgilinle. Zaiden o teklifi idafat ilade o seyyidil kaymakamın nağda salahiyyası var ise çıkarız sa'nın neyle bir el vahid. Hussat gazvayl özü devle indi verdiği muvalidetlere gazvayl, yani muvalidetleri çok işletmez. Az veri 12 ayda, 3 ayda 10 litre veri keyviye. Feher muvalidet nağda sarfiyeliye. Yani ey muvalide işletse bir haftadan 10 güne kim işledir ancak hükmet verdiği. Ondan sonra karar tuğabül muvalide ticari almağa. Ticari bir de gibi. Askeriz 150 olur sa'li. Askeriz 135 olur. Askeriz ile 180'e çıkar. Talafar Kaymakamı aynı konuda bu meseleyi takip ettiği günü ve ilçede Cinirütör Komitesi sorumlusunun problemlerini çözmeye her zaman hazır olduğunu anlattı. Bizim bir büyük müşkilimiz var. Talafar'da müşkületi muvalidat. Ne muatın razı olayı, ne muvalide sahibisi razı olayı. Ve bu akhir özü dönü idare-i mahalliye, kaan makama. Yani bu lahazlıyor bu askere, tevasıl içtimaide yazıyla, benim kaan makam, ortağıtı kaan makam, keda tesiri andiri bir gecede bir şekil, sebbahten bir şekil. Ekvan, biz yani vazzahlada bu lücnet-i muvalidat, hakika biz esrar bu gelir yanımızdan, dağ-i musuldan gelir. سعر الأمبير الواحد حدد لنا المصولدان من ضغط تعامل يعني إليان مانوغ بالمقابل بأي تغيير أولد من باعتبار صلاحياتهم استخدام إلى ذلك بأنه تسعيري عندر ذلك المصولدان جلانه بخطائده والعظام اعتراف إلى سخطائنا يعني عيب داجو فدوندوغ صحح لادوغ بالمقابل بين 600 نار وار الأمبير Buna ben azalttım da salih-i muatın özünü 750 iledim. Yani fark 850 dinar her emperde muatına. Ve hakikaten muatın razı oluyor. Geldi muvalidat cemaati ve ben uzrab iledimle, hakika uzrab iledimle bir çarik saat işletmediler muvalidatı. Ben icraam nerede uzrab iliyende? Emnil vatani var, ecize ma'niye var. Özler incez ol, yani belliglar özlerine incez olur. İkinciden geldiler eve, baktım yani oturdum bilelerince, indi kim yani lücnet-i muvalidat şekillenmeyiptiler. Dedim, evvel şey, siz 100 kusur muvalidatsız lafarda, bir lücnet şekillenin ortağınıza gel, yani silahın, hakkı talep ile, bazı iltizam eylemedi bu şeye. Tabii biz iltizam eylemezse, icraatımız var, garamat var. Bu da ne de gelir, her zaman bilinen ben iltizam eylemedi. Muatın gelsem ya şikayet eylese, muhtar al-mantaka şikayet eylese. Biz onda garamatımız var, icraatımız var. Lücne endirruğ, keşif endirruğ özne. Ondan sonra icraat aldık özne. Verduk teşgil 7'den Sa'd Birekim. Bahsi geldi, ondan sonra valla benim müellidim ticari de ehaline mahallete veri. Ehaline mahallete veri bak göster. Git ke muhtar ehalil mantaka ittifak ile gel yanıma istetnelerimizde talimattenle. Ama miye geldi birisi ben 7'den işledi. Yok 7'den uşağı mektabı var, muvazzaf var, gidi kehreb. Kehreb askere şu olmazsa ihtiyacı olur müellide. İlçede herkes ve her zaman el ele ilçe için çalışmaktadır. Trafer ilçesinden Galip Sütto, El Türkmen Uydu kanalı. Farklı genç yeteneklerin katılımıyla Kerkük'te Nilüfer Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde el işleri, farklı sanat eserleri ve çeşitli Irak ve Türk mutfağının lezzetleri sunuldu.
Farklı genç yeteneklerin katılımıyla Kerkük'te Nilüfer Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde el işleri, farklı sanat eserleri ve çeşitli Irak ve Türk mutfağının yemekleri sunuldu. 17 gün buradayız. El işleri vardı, yemek vardı. Hepsi işlerden vardı takriben. Benim de işim burada el işlerdi. Güzel. Sen de iyi de bu el işleri olan hepsini arzu ettiği yoksa içinden olan namadıcılar ele aldı. Namadıcı arzu etmişiz. İşte bir kez gider bir kez onun yerine arzu eder. İşte böyle olur. Güzel. Ha. Bugün ilk gündeki neler arzu ettiniz yani bugün başladık? Bizim suf işleri, el işlerdi, cantadı, heyakadı bulardı. Bir de pirinçli adı yazarım ben. Aynen. Boyun bakta medalyolar. Hafır eksisuarat da vardı. Bakat vardı, farraşat, gül. Bunlar da hepsi el işlerdi. Festivale katılanlar kameramıza konuşarak festival ile ilgili şöyle konuştular. İnan hoştu. Alem kalabalıktı. Celaller pazarlık ederler. Yani güzel şeydi. El işi de var içlerinde. Yemek var. Yani güzel şeyler yediler bunca yerde. İyiydi. Farklı bazı şeyler gördüm buralıkta mesela. Ha farklı var. Başka yerlerden de galipler. Bazıları İran'dan galipler. Bazıları Süleyman Erbil'den yukarıdan galipler. Samsamal'dan galipler. Onlar da bir dadı verdi yani bu katılma. Katılma dadı verir. Yani hatta cünüpten de gelenler de var. Yani her yerde de olan maharacanlar. Çok güzeldi valla, çok iyiydi. Yani beğendim buranı. Neler gördünüz farklı? Valla başka yemek ya var. Yani başka eşya, başka insanlar, başka güzel yerler var. Yani başka neşatat, faaliyet var burada. Hazi etsin bunlarda Musul'da böyle şeyler olsun. Ha valla hazi darık olsun. Yani Musul'da yavaş yavaş oluyor. Ama burası kim değil yani tamam. Yani burası daha güzel. Kerkük'te başlayan bu güzel festival 15 gün boyunca devam edecektir. Tusur Matu, Türkmen Edebiyatçılar Birliği Tebriz'i şair Hatim Nevruzi'yi ağırlayarak Tebriz'i ve Irak Türkmen şairler arasında işbirliği konuşuldu. Tusur Matu Türkmen Edebiyatçılar Birliği Tebrizli şair Hatim Nevruzi'yi ağırlayarak Tebrizli ve Irak Türkmen şairleri arasında işbirliği konuştu. Bugün Hatim Nevruzi Hamadan'dan İran Azerbaycan'dan gelip İran Azerbaycan'ından gelip burada şiirlerimizi gördü. Özünün şiirini gördük. Biraz gezdirdik özünü. Çok hoşlandı, sevindi. Güzel güzel horiyatlarından özleri diyorlar bayatısından eşittik. Çok güzeliydi. Getirdim burada şairlerden de görüştü. Allah razı olsun. Zaten hepsi toplandılar burada. Gerçekleşen görüşme sırasında şairler arasında gelecek günlerle birlikte şiir ve edebiyat festivalinin düzenlenmesi konuşuldu. Görüşmede konuk şairin şiirlerine kulak verildi ve Türkmen şairlerinin de yazmış oldukları şiirler okundu. Bugün İran Hamadan vilayetinden bir misafirimiz geldi. Bir Türkmen şairi, bir Türk şairi adı Hatem Nevruzi'dir. Evet, Üstad Adnan Urya'nın misafiridir, arkadaşıdır. Birinci kere Erbil'e gelmiş. Erbil'e gelende bırakmamışlar özünü Düz'e gelmeye. Ama bu defa Bağdat yoluyla gelmiş. Evet, kendisiyle buluştuk. Şiir alanında alışverişte bulunduk. Şiirler okudu bizlere. Bizden de aynı şiir okumamızı istiyor. Oraya nakletmek için. Evet, yani güzel bir fırsat oldu. Kendisiyle tanıştık. Oranın şairlerini, bizim burada bulunan şairleriyle olan temasları konuştuk ve görüştük. Güzel Allah adına selam varım aziz görenlere, işitenlere, aziz Türkmen kardeşlere selamlayırım. Ben İran'dan, Hamedan'dan gelmişim, Bahar ülkesinden gelmişim, Türk'üm. Türk kitabı çapa çattırmışım, yazı vermişim ve Farsi diline de gene kitap yazmışım. Ama sayım budur ki Türk dili kalır yolsun ve bu sözleri ki kadim kimişle biz onları kalar geliyek, mandigar ola. İnne iki üç tane beyatı ben sizin hizmetinize takdim ederim. Türkiye dili denizdi. Bu dil tekti, azizdi. Düşmanların gözüne cüvaldızı netizdi. Türk dilinden yey olmaz. Türk'ün gülleri solmaz. Türk'ün eyağlarına haktan soyd olmaz. Türkiye dili çiçekti, manalıdır, gerçekti. Faydası çoktu kardeş, bu dil baştadı, tekti. Türk'ün dili çiçekti, bu dil baştadı, tekti. 44 bin fiili var, o da yüreği hekti. Hunerli Ali Kabar, Kuzey'e şehrin yazar, Dirriluk'un şehrini, setkilen ona kazar.
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji ve Deprem İzleme Kurumu Ocak 2024'te ülkede 15 depremin kaydedildiğini bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji ve Deprem İzleme Kurumu Ocak 2024'te ülkede 15 depremin kaydedildiğini bildirdi. Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre geçen ay 15'i Irak'ta olmak üzere 39 deprem kaydedildi. Açıklamaya göre en yüksek deprem aktivitesinin 7 depremin kaydedildiği Duhok ilinde yaşandığı belirtildi. Ocak ayında Ninova'da 2 ve Erbil'de 1 deprem kaydedildiğini aktardı. Öte yandan bu sabah Kerkük Sivil Savunma ekipleri deprem anına hazırlıklı olmaları için sahada tatbikat düzenlediler. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Ziyaretçiler İmam Musa el-Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümü anısına el-Kazımiye'ye doğru yolculuklarına devam ediyor. Devlet yönetimi koalisyonu ülkedeki tehlikeli olaylarla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla acil bir toplantı düzenledi. Başbakan Muhammed Şah Sudani Bağdat'taki El Hüseyin Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti. Kerbalayi Meclis seçimlerinde seçildikten sonra meclisin gerçekleştirdiği ilk oturumda Vali Nasip Casim El Atabi'nin görev süresi uzatılması yönünde oy kullandı. Salahattin İl Meclisi de başkan olarak Adil Abdülselam'ı seçme yönünde oy kullandı. Siyonist işgal güçleri evlere baskınlar ve aramalar yaparak aralarında esaret altındaki gençlerin de bulunduğu bir grup kişiyi tutukladı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.